hiçbir önlem alınmıyor. Otobüsler olsun, tramvaylar olsun. Valla şimdi sosyal mesafe diye bir şey yok. Maske de yok. Aşı olduk diye bu tedbirleri bırakmamamız lazım. Çift maske kullansanız da, tek maske kullansanız da bundan kaçaranınız yok. Şimdi yüzünde maske olmayan birisi maske mesafe kurallarına uymamaktan bahsederse çok komik olacaktır. Canım hiçbirimizin maskesi yok mesela, ne olacak ki ya? Fahrettin Koca diyorsunuz, zavallı evinde oturuyor benim gibi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Açılan tabloya göre Kayseri'deki vaka oranı hız kesmeden devam ediyor. Bizler de vatandaşlara Kayseri'deki vaka artışını ve Kayseri'de üretilen yerli ve milli aşı Turkovac'ı sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Tedbirlerin devam edilmesi lazım. Herkes yasaklara uyması lazım. Eğer herkes bu yasaklara uyarsa sorun ortadan kalkar. Evet. Peki sizce Kayseri'deki vatandaşlar buna uyuyorlar mı? Genelde uyuyorlar ama uymayanlar da var. Peki Kayseri'deki artan vakalara rağmen Kayseri'de üretilen bir yerli aşımız var, Turkovac. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizler aşıya güvenip vurulur musunuz? Ben şimdiye kadar 4. aşıya vuruldum. İkisi Çin, ikisi Alman olmak üzere. Turkovac'da gelirse sırası vurulmak isterim. Bunun sebebi insanlar birbirine daha çok yürüyorlar veyahut da yaklaşıyorlar. Çoğunda da maske yok. Hepsi o kadar. Peki sizce insanlar neden kurallara uymuyor olabilirler Kayseri'de? İşte biz hep geride kalmışız gerçekten. Gerçekten bu konu. Ben dışarıda yaşayan insanım. Hiç dışarıyı sevmiyorum ama vallahi bir ayın içinde orasını arar oldum. Gerçekten hiç Almanya'yı sevmiyorum ama vallahi orayı arardım. Yani şu durumda hatta belediyenin çalışması bile herkes düşüyor göz önünde. Yani İyice karaladım, bana da güzel bir ceza keserler. Vallahi bu mesafeyi korumazsak böyle insanlar birbirine dip dibe giderlerse daha çok sürer kızım. O yüzden biz bu virüsten kurtulamak. Yani Sağlık Bakanı'nın ne söylerse söylesin kimse dinlemiyor. Yani otobüslerde şeylerde yani vatandaşlar birbirine yani bitişik yani mesafe yok. Olmadığı için de yani bu hastalık gitmez kardeşim. Allah'tan ki kurtuldum. Ben yok. Geçirdiniz mi siz de korona? Geçirmedim. Allah'a şükür, elhamdülillah. Çok şükür. Hiç geçirmedim. 2 tane aşımı da oldu. Şöyle sağlıklıyım, ben kan da verdim geldim. Tertemiz çıktı. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir sıkıntım yok. Peki aşıyla ilgili bir soru soracağım sizlere. Kayseri'de vaka devam ederken Kayseri'de üretilen bir yerli ve milli aşımız var, Turkovac. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Turkovac'a güveniyor musunuz? Bu aşıyı vurulur musunuz? Şu an biraz tedirginim daha doğrusu. Yani 2 tane şimdi BioNTech oldum ama Türk aşısında biraz yani tereddütlüyüm. Hiçbir önlem alınmıyor. Otobüsler olsun, tramvaylar olsun, ne bileyim hastaneler olsun. Herkes hiçbir ilk zamanki önlem yok. Bence ondan. BioNTech vuruldum 2 tane. Kayseri'deki aşı bence BioNTech'ten daha etkili diye düşünüyorum. Güveniyor musunuz? Güveniyorum. Valla şimdi sosyal mesafe diye bir şey yok. Maske de yok. Yani halk arasında görüyor zaten. Çoğu kişi maskeyi takmıyor yani. Artı otobüslerde. Çok kalabalık oluyor otobüsler. Sebep bu yani. Kayseri'deki vaka artışı hız kesmeden devam ederken Kayseri'de üretilen yerli aşı Turkovac ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Valla ben vurulmadım şu anda ama tam hepsine vuruldum, aşılarım hepsine vuruldum. Turkovac vurulmadım şu anda. Turkovac güveniyor musunuz? Vurulur musunuz ilerleyen süreçte? Vurulabilirim. Tabii güveniyorum. Nedenleri 3 tane falan olabilir. Biri maske kullanımı. Maske kullanımına aşı olduk diye bırakan toplumdaki kişiler var. Biri temizlik, biri de sosyal mesafe. Yani yine aşı olduk diye bu tedbirleri bırakmamamız lazım. Çok önemli çünkü. Bu hastalık biliyorsunuz genç yaşlı dinlemiyor. Hastalığı eğer insanda bir hastalık da varsa işte tansiyon, şeker, solunum yetmezliği, koah bunlar olursa yaşlıysa bir de o insan Allah göstermesin ölümle neden olabiliyor. Bu önemli yani maskeyi bırakmamamız lazım. Temizliği ve sosyal mesafeyi. Aynı devam etmeliyiz yani aşı vurulduk diye bunları tedbirleri bırakmamamız lazım. Sizler aşıdan bahsettiniz. Kayseri'de vaka artışı bu kadar hızlı devam ederken Kayseri'nin ürettiği yerli ve ilk milli aşı olan Turkovac ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Turkovac vurulur musunuz? Güveniyor musunuz bu aşıya? Kesinlikle güvenirim çünkü bizim Türk bilim insanlarımız kendi üniversitemizin hocaları buldu bu aşıyı. Diğer üniversitelerden de kesinlikle katkı vardır. Vurulurum, güvenirim de. Niye? Çünkü kendi milli aşımız yani. Kayseri'deki bu korona tarafıyla ilgili vakaların çoğalmasının en büyük sebebi toplumumuzun yeterli bilgi ve bilince sahip olmaması. Şu anda çok rahat bir şekilde. Tabii ki ben maskenin bu konuda koruyucu olduğunu düşünmüyorum. Zaten maske takanlar da rahatla bu hastalığa yakalanabiliyor. İşte otobüslerimizde tıklım tıklım insanlar, birbirine yakın mesafeler. Tabii bunların devamlılığında bu vaka artışları oluşuyor. Netice itibariyle bizim bundan korunmamız için tabii sağlıklı bir bünyeye ihtiyacımız var. Güçlü bir fiziğe ihtiyacımız var. Yediğimize içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an için korunma tedbiri ne kadar alınsa da çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Sizler maskenin virüsten koruduğuna inanmıyorsunuz. Hayır, kesinlikle. Neden peki? Zaten örnek veriyorum, bir yere gittiğimiz zaman maskeli giriyoruz. Çay içer misiniz? Tabii hemen maskeyi indiriyoruz. O odada, yerde, mekanda zaten hücreler havada geziyor. Bir şekilde onu alıyoruz. Çift maske kullansanız da, tek maske kullansanız da bundan kaçaranınız yok. Sonuçta bu sizi korumuyor. Evet. Korusaydı bu çok kullanan var, o insanlar da Covid oluyor sonuçta. Kayseri'deki artan vaka artışına rağmen Kayseri'de üretilen bir aşımız var, yerli ve milli aşımız. Evet. Turkovac'la ilgili neler düşünüyorsunuz? Aşıya güveniyor musunuz? Bu aşıdan vurulur musunuz? Ben vurulmak için başvuruda bulundum ama henüz beni arayan olmadı. Bekliyorum. Sizler aşıya güvenip ve vurulmak istiyorsunuz. Tabii ki. Ama aşının da koruyucu olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir aşının minimum 9 yıl üzerinden bir zaman geçmesi gerekiyor. Gerçekten etkisinin olması için. Farkındaysanız bizim hücrelerimize bu hastalığı enjekte ediyorlar. Vücudumuz bağışıklık kazansın diye. Şimdi yüzünde maske olmayan birisi maske mesafe kurallarına uymamaktan bahsederse çok komik olacaktır. Bireysel düşüncelerimi bu video paylaşılacağı için söylemek istemiyorum. Çünkü bazı şeylere inanmıyorum. Biraz rahat davranıyorum bu konuda. Aslında bu soruya cevap verecek çok doğru insan da olmadığımı düşünüyorum yani. Başka bir sorun var mı? Soru değiştirelim mi? Aşıyla ilgili bir soru sorayım sizlere. Evet. Kayseri'de artan vakaya rağmen Kayseri'de üretilen bir yerli aşımız var, Turkovac. Evet. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Aşıya güveniyor musunuz? Aşı vurulur musunuz? Şu ana kadar Turkovac üretilmeden önce aşı yaptırmadım. Hala aşısızım ama Turkovac yaptıracağım. Turkovac'ı bekliyordum. Canım hiçbirimizin maskesi yok mesela. Ne olacak ki ya? Fahrettin Koca diyorsunuz havalı. Evinde oturuyor benim gibi. Ya sırası gelen ölsün lan, 70 yaşındayım. Ne olacak bundan sonra, ağzını sevdiğim daha. Peki vatandaşlar sizce neden maske takmıyor olabilirler? Ne, ben şimdi daraldım mesela, çıkarttım. Yengen daralıyor. Biraz bak öyle, gözleri görmüyor mesela. Evet. Onun mu ağzı neydi? Herkes takmayı istiyor gerçekten. Herkes takmayı istiyor yani. Temizliğe... Ben torunum var, 5 yaşında dışarı çıkaramam. Maskesi çıkmıyor. Kendine olsun. Taksana lan, sen de Afganistan'dan geldin, takmayayım. Şimdi ben indiriyorum. Buharlandı. Kimseyi göremiyorum. Mecbur indirmek zorundayım. Kayseri'deki vaka artışı devam ederken Kayseri'de üretilen bir yerli ve milli aşımız var, Turkovac. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Buna güveniyor musunuz? Süper. Her şeyi bir kirbit çöpü yapandan Allah razı olsun. Kirbit çöpü yapandan Allah razı olsun. Hep aşılarımız oldu. Çok şükür iyiyiz yani. Hiç virüs de atlatmadım çok şükür, inşallah gelmez. Ben Alman aşısı vurdum, beni depremin üstüne dikti. Yedisinin sebebi belli, daha hızını seviyorum Kayseri'de diyor. Kesmekle devam etsen. O zaman Turkova çıksaydı vurunurdu eşim ama ha, yoktu. Alman vurundum, beni yedi sülemi böyle belledi yani. Taş yataklarda sürttüler beni la.